Evet Sayın Tecrübe, bugün İstihbarat TV'deyiz. Yanımızda Cemal Başkanımız var. Kıymetli Başkanım, bugün mübarek Cuma günü de hürmetine Cem Su Turizm ve Beyland gayrimenkul açılışı için sizlerin katılmış olduğu bu mutlu günde Bahçe Cem Su'ya turizm tanımak isteriz. Ve kaç şubeniz vardır, neler yapıyorsunuz? Efendim tabi buradan İstihbarat TV izleyicilerimize ve tüm Türk milletimize mübarek cumalarını mübarek olmasını temenni ediyorum. Bugünkü Cem Su'ya Turizm Beylikdüzü şubemizin açılışına tabi Resulullah Sayın Bakanımız da katılacak. Şimdi şube olarak tabii ki şu anda 5. şubeyiz. Aynı zamanda AYATA bir acentayız. Yurt dışından ve yurt dışından şu anda seyahat acentalarıyla birlikte işler yapıyoruz. TURSAP'ın üyesiyiz, bakanlığa bağlıyız. Efendim tabii bugünkü bu şubemizin açılışında özellikle Abdurrahman kardeşim, özellikle şube başkanımız Hiva kardeşimizle beraber bu mutlu günümüzde inşallah bu bölgeye hem canlılık getireceğimizi hem uçak biletlerimizde ve seyahat acentalarının vermiş olduğu yetkileri ve ürünlerini burada pazarlayacağız. Ayrıca siz de bildiğiniz gibi Türkiye şu anda ekonomik bir zorlukla geçiriyor. Ama biz inadına yatırım yapmaya devam ediyoruz. İnadına tabii ki insanlarımıza İslam yaratmaya çalışıyoruz. Dernek bünyemizde de özellikle İstihbarat olarak da biz bahsedeyim. İstihbarat TV'mizin sizlerin de yakından bildiği gibi sanayici ve üreticinin ve işletmelerin yanında olduğumuzu ve devamlı kesinlikle bütün yatırımcı kardeşlerimiz ve işletmeci sahip kardeşlerimize muhakkak paralarınızı bankadan çekin, yatırıma döndürün, yatırım yapın, İslam yaratın. Bu arada tabii ki hem İslam yarattıkça hem ülke kalkınıyor, hem insanlar iş biliyor. Bugün de Hiva kardeşimiz sayesinde 8 ve 10 kişi arasında bir kardeşimize iş sahası açtık. İşletme olarak, Cem Su'ya Turizm olarak tabii ki büyümeye devam edeceğiz. İnşallah da önümüzdeki yıllarda da bu konuda daha da çok uluslararası bazda da projelere imza atacağız. Ayrıca tabii ki turizm Türkiye'nin gerçekten bacası sanayisi. Şu anda gerçekten bu 2019 yılının Türk turizmin gelmiş olduğu en büyük zirveye geldik. Neden? Bir kere Türkiye gerçekten oteliyle, acentasıyla, rentekarıyla, havalimanlarıyla, misafirperverlik olan bir ülkemizde hem insanlarımızın turizme karşı bir sevgileri var ve Türkiye'mizin her tarafında turizm açık sahalarımız var. Yatak kapasitemiz aynı zamanda şu anda yani uluslararası baza bakarsak dünyada 4. sıradayız. Tabii ki çok güzel tesislerimiz kurulması lazım. Turistlerimiz Türkiye'ye geldikleri zaman konaklayacak yerlerde çok güzel yerde ağırlamamız lazım. Ve bu konuda da gerçekten Cumhurbaşkanımız, devlet başkanlarımız bu konuda havalimanlar yaparak, özellikle Atatürk Havalimanı'nın şu anda tabii ki müzeye çevrilmesi ve şu anda yeni İstanbul Havalimanı açılması ve uluslararası düzeyde gerçekten yani dünyada ikinci sıraya geleceğiz. Yani 2023 hedeflerine inanıyorum ki Türkiye turizmde, sanayide ve üretici çok iyi yerlere geleceğini tebrik ediyorum. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle Hiva Hanım, ilk önce hayırlı olsun. Cem Su'ya Turizm Şube Başkanı olarak açmış olduğunuz seyahat acentesi ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Açtığımız semte ciddi anlamda bir canlılık geldi. Çok fazla müşteri potansiyelimiz oldu. Her bölgeden müşteri geliyor. Çevremizdeki insanlar da bizden biletlerini alıyor. Her anlamda şu an olumluyuz, mutluyuz, işimizden memnunuz. Güzel gidiyor her şey. Teşekkürler. Bir sorum daha olacak. Ayrıca Beykent Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanısınız. İnşaat sektörüyle ilgili neler yapıyorsunuz? Bir kısa bilgi verebilir misiniz? Yurt dışında, yurt içinde her emlak imkanı sağlıyoruz insanlara. Çoğunluk bu bölgede evlerimiz var. Ama dediğim gibi yurt dışından da ev imkanı sağlıyoruz insanlara. Müşteri potansiyelimiz çok yüksek. Daha çok yabancı ağırlıklı müşterilerimiz var. Ama bu bölgede de çok müşterimiz var. Hani mutlaka her gün kapımız çalıyorlar. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu yabancı sektörlerle ilgili faaliyetleriniz var mı? Henüz ne durumda faaliyetleriniz? Yabancı sektörlerle ilgili yani satışlarla. Evet, var. Faaliyetlerimiz var şu an. Çok olumlu gidiyor, çok güzel gidiyor her şey. Satışlarımız da var. Şu anlık bir sorun yok. Teşekkür ediyoruz. Hifa Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ben de İstihbarat basın danışmanı, aynı zamanda İstihbarat TV sunucusuyum.
Ben de Cemsa Turizm adına ve bütün başkanımız, başta kıymetli başkanımız Cemal Çoban ve tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Ülkemiz, vatanımız için, hepimiz için hayırlı olur. Hepimiz bu bayrağın altında, bu millet, bu devlet için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz İSİAD olarak, derneğimiz olarak da ülkeye yatırımlarımız, üretimlerimiz ve tüketimlerimiz her türlü devam edecektir. Ben de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. TURSAP Başkan Adayımız Davut Günaydın. Sayın Başkanım, ilk önce İSİAD TV'ye konuk olduğunuzdan dolayı ve ayrıca Cemsa Turizm Beylikdüzü Şube açılışına bizzat gelerek bizleri onurlandırdığınız için onurlandığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, ilk önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Davut Günaydın. Tigris Seyahat Ajantası'nda sahibiyim. Orada da çalışmaktayım. Yıllarca Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Türkiye Denizcilik İşletmelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Turizmin hemen hemen her alanında, otelciliğinden, alışveriş merkezlerinden tutun da, rehberliğinden tutun da, seyahat ajantalarına kadar birçok biriminde görev aldım. Daha da öğrenecek çok şeyimiz var diye yola çıktık. Bu sene de Allah kısmet verse Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği yönetim kuruluna adaylığımızı koyduk. Bu süreçte çalışmalarımız Türkiye genelinde devam etmektedir. Teşekkür ediyoruz. Çok yakında TURSAP Genel Kurulu'na başkan adayısınız. Önce hayırlı uğurlu olsun. Seyahat ajantaları için ne tür projeleriniz var? Biraz bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle bahsetmek isterim. Öncelikle biz yola çıktığımızda hem seyahat ajantası olarak hem de turizmin birer neferi olarak çok güçlü analizler yaptık Türkiye genelinde. Tabii ki turizm deyince Türkiye'de geniş bir interland var. İş turizm var. Buna daha açacak incoming var, outgoing var, sağlık turizmi var, ev turizmi var, spor turizmi var. Turizm çeşitliliğini çok fazla şekilde arttırabiliriz. Sorunlar çok. Sorunlar çok. Bu sorunları çözmek için biraz önce dediğim gibi Türkiye genelinde araştırmalar yaptık ve bu araştırmalarımız devam ediyor. Bunları çözmek için geliyoruz. Güçlü bir ekiple geliyoruz. En başta şu anda bu güzel günde uçak bileti üzerine hizmet verecek bir ajantamızın açılışını yapmak üzere buradayız. Ama biz biliyoruz ki uçak bileti satan ajantalarımızın çok büyük sorunları var. Çok büyük haksız rekabetle karşı karşıyalar ve bu haksız rekabeti de maalesef hava yolları yapıyor. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısmet olursa biz eğer iktidara geldiğimizde ekibimizle birlikte bu haksız rekabetin ortadan kalkması için çok ciddi adımlar atacağız, çok ciddi çalışmalar yapacağız. Hep beraber yapacağız bunu. Hep birlikte el ele vererekten bu sorunların çözümü için servis bedellerini arttırmaya çalışacağız ki 10 yıldır bu servis bedelleri artmıyor. Buna öncelikle her yıl tefe tüfeye endeksleyip arttırımını sağlamak birinci görevimiz olacaktır. Onun dışında en büyük haksız rekabet internet üzerinden satışlar. Bunun mutlaka hava yollarıyla seyahat ajantalarının satışlarının eşitlenmesi gerekiyor. Nasıl ki ana bayi alt bayisinden daha ucuza mal ve hizmet satamaz. Bunun mutlaka uçak bileti satışında da olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Turizmcinin sıkıntısı çok büyük. Rakamlar çok büyük. Herkes bizden çok şeyler bekliyor. Ve çok güzel işler de yapıyoruz. Çok ciddi rakamlar var. Gerek turist sayısında, gerek elde edilen gelir sayısında. En büyük hedeflerimizden bir tanesi kişi başına 625 dolar olan turistik getiriyi mutlaka en yakın zamanda 1000 dolara çıkarmamız gerekiyor. Turizmi 12'ye yaymamız gerekiyor ki bu da ana hedeflerimizden bir tanesi. Yine seyahat ajantalarının kendi araçlarıyla transferinin önünü açmamız gerekiyor. Yine incoming yapan ajantalarımızın yapmış olduğu ticaretin ihracattan sayılıp teşvik almasının önünü açmak istiyoruz. Bu ve buna benzer gibi yani TURSAP'ın önünü açacak, seyahat ajantalarının önünü açacak. Seyahat ajantalarına ki bu da çok önemli gündem maddesi, 1618 sayılı kanunun vermiş olduğu hizmet alanına başka kimsenin girmemesi için, buna oteliciler de dahil, buna rehberler de dahil elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. İnşallah. İSİAD TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ben de İSİAD olarak Cemsa Turizm'e şimdiden hayırlı
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıcakla kalın. Başkanım, değerli İstanbul'umuzun seçkin STK başkanları, İSİAD yönetim kurulu üyelerimiz, İSİAD üyemiz Cemsa Turizmi'nin şube açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Cemsa Turizmi şubemizin ilk önce hayırlara vesile olmasını diliyor ve açılışın ilk konuşmasını yapmak üzere İSİAD Genel Başkanımız Cemal Çoban'ı kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli Tursa'mızın gururu, onuru ve başkan adayımız Davut Bey'e, efendim Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilimize, özellikle İSİAD Başkan Vekilimiz Turgut Bey'e, bütün misafirlerimize ve bütün bizi sevenler, İSİAD üyelerimize hepiniz hoş geldiniz. Efendim tabii bugün bu hayırlı gün, Cuma günü. Önce tabii hepinizin cumanızı mübarek ediyorum. Mübarek olsun. Efendim, Cemsa Turizm olarak 34 yıldır turizm sektöründe hizmet vermekteyiz. Ve bugün 5. şubemizi açıyoruz. Tabii Cemsa Turizm olarak 1985'te yola çektik. O zaman tabii ben daha 19 yaşındaydım o zaman bu şirketi kurarken. Tabii turizm sektörü zor bir sektör. Yani gerçekten zor sektör. Meslektaşlarım çok iyi bilirler. Türkiye'nin bacası sanayisidir. Bizim tabii birliğimiz olan TURSAK'ımız gerçekten 1618 yasayla kurulmuş. Şu ana kadar 7000 değil mi başkanım? 7000 üzerinde var mı üyemiz? 11.000 üyeye sahip bir birliğiz biz. Şubeleri 12.000 üyemiz var. Yani turizm sektörü gerçekten TURSAK kuruluşunu iyi bilirim ben. Yani o zamanlar 85'te 1783. üyeydim ben. Tabii çok abilerimiz var. Çok rahmete kavuşan abilerimiz var. Turizm sektöründe çok iyi konuma gelen abilerimiz var. Biz onları, bu abilerimiz örnek alarak yola çıktık. Mesleğimizi değiştirmedik. Turizmciyiz dedik. Dünyanın her tarafında Türkiye'yi tanıtıyoruz. Türkiye'ye turist getirmeye çalışıyoruz. Sesimizi duyuyoruz. Ama inşallah diyorum ki turizm Türkiye'nin bacası sanayisidir. Türkiye'nin geleceği de turizmdir diyorum. Çünkü bizim ülkemizin dört bir tarafı denizlerle çevirmiş bir ülkemiz var. Tarihi, kültürü ve mirası olan, devletlerimizden kalan miras olan tarihi kültürlerimizi çok iyi tanıtıyoruz. Yani turizm sadece uçak bileti satmak değil. O ülkenin, yani bir ülkenin tarihini, kültürünü, sanayisini, üretimini tanıtan bir sektörün en başında turizm geliyor. Evet, Turizm Bakanlığımız var, Kültür Bakanlığımız var, biz de oraya bağlıyız. Ama ben şuna inanıyorum ki, genç girişimcilerimizin en gözde mesleği turizmdir. Biz de çocuklarımızı, geleceğimizi, nesillerimizi hep turizme yönlendiriyoruz. Türkiye'nin turizmi dünyada belki de şu anda 5. sırada ama daha da çok ileriye gideceğini yarınlardayım. Bu konuda tabii Sayın Başkanım, özellikle belediyelerimiz çok önemli bizim için. Yani belediye başkanlarımız, ilçelerimizin yolların, kavşakların yapılması, turizm kültür merkezlerinin yapılması, yani o ilçeye gelecek turizmci kardeşlerimizin sıkıntıları tabii ki oluyor. İşte rentekar sorunları oluyor, araba çekmeleri oluyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizde de TURSAK Başkanımız inşallah seçildiği zaman daha çok yakınlaşacağız. Yani biz Davut abimizi sessiz çoğunun sesi olarak aday gösterdik. İnşallah da çok yakında TURSAK'ın genel kurulunda inanıyorum ki çok büyük oy farkıyla TURSAK'ın yeni genel başkanı olacaktır. Yani yenilik yapmak zorundayız. Evet, TURSAK'a bugüne kadar hizmet veren başkanlarımız var. Biz onları yadırgamıyoruz ama daha ileri gitmemiz lazım. Yani 2023 hedefleri eğer varsa bu ülkede, o 2023 hedeflerine yakışır TURSAK olmasını diliyorum. Ve bugünkü açılışımda hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu arada tabii şube başkanımız, özellikle Hiva kardeşim, buradan mı? Hiva Hanım. Evet. Hiva Hanım da gerçekten genç bir sikir kardeşim. Bizi, kendisi Şanlıurfalı. Yanımıza yetiştirdik. Kendisi turizmci. Babası da sağ olsun Abdurrahman Bey de burada kardeşimiz. Yani Beylikdüzü'ne, ilçemize hizmet etmek için aday olduk. Ve bu açılışın inşallah hayırlara vesile olacak. Bu konuda da Hiva kardeşim tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. İSİAD Başkan Vekilimiz Turgut Terli'yi kürsüye davet ediyorum.
Sayın Başkanım, Sayın Sivil Toplum Kuruluş Dernek Başkanlarımız ve konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün CEMSA Şirketler Grubu'nun CEMSA değerli başkanımız Cemal Çoban sadece turizmden bahsetti. Gerçekten de turizmde önemli bir yeri olan bir şirketten bahsediyoruz. Kuşadası'nda, Antalya'da, Alanya'da önemli ölçüde yatırımları olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Aynı zamanda turizmin yanında CEMSA Şirketler Grubu olarak tekstil sektöründe de hizmet eden, ülkemize hizmet eden bir kuruluştan bahsediyoruz. Bugün de burada CEMSA Şirketler Grubu'nun turizm alanında 5. şubesini açmak için burada toplandık. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İSİAD kurucu üyemiz Zümrüttan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanım, değerli misafirler, açılışla ilgili güzel şeyler söylendi ama ben üç noktada sizinle aynı duyguları paylaşmak istiyorum. Birincisi, Beylikdüzü gerçekten İstanbul'un incisi olma yolundaki iddiasını ve yatırımcı çekme sürecini buralara getirdiği için burada emeği olan önce yerel yönetimlerdeki bugünkü Sayın Belediye Başkanımızı, bir önceki dönemdeki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, buraya bu ilçeye hizmet veren yatırımcıları, sanayicileri öncelikle tebrik ediyorum. Bir diğeri de turizm, ulaşım, insanları kavuşturan bir faaliyettir. Bu noktada hayırlara vesile olan bu güzel çalışmadan dolayı da yarınlara güçlü olan bir ekonomi ve Türkiye adına da hepimize umut vaat ediyor. Çalışmalarından dolayı da bu işletmenin hayırlara vesile olmasını ben tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle mübarek cuma günde bereketli hayırlı kazançları Cenab-ı Allah bu kurumumuzda, bu müessesemize nasip eylesin, daim eylesin. Bütün katılımcılara da bu zamanı ayırdıkları için ayrıca onları tebrik ediyorum ve bize hayırlı ve uğurlu olsun. Saygılar sunarım. Evet, TURSAP Başkan Adayımız Davut Günaydın'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar. Protokol sırasıyla gidecek olsak bayağı zaman alır. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, sürdürülebilir bir ekonomi için, güzel gelecek yarınlar için turizmin önemini artık ülke olarak biliyoruz. Sayılar belli, 2023 hedeflerimiz belli. Hatta biraz daha ileriye gidip 2025-2030 hedeflerinde açıklamak zorundayız. En büyük hedefimiz de gelen turistlerin kişi başına turist gelirini 625 dolarlardan 1000 dolarların üstlerine çıkarmak. Her şey hazır ve bugün güzel şirin içimiz Beylikdüzü'nde de bu turizm sektörüne hizmet verecek çok güzel bir müessesenin açılışını yapıyoruz. Zaten Cemal abi yaparsa iyisini yapar diyoruz her zaman için. Kendisine de bu cesaretinden dolayı bir alkış rica ediyorum. Böyle bir dönemde yatırım yapmak gerçekten çok zordu. Ben kendisi tebrik ediyorum. Hedeflerimize inşallah ulaşacağız. Hedeflerimize ulaşmak için de hep beraber çalışacağız, el ele vereceğiz. Birlik içerisinde hem ülkemiz için hem dünya için bir nimet olan güzelliklerimizi tanıtmaya gayret edeceğiz. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz ve Anadolu Konfederasyon Genel Başkan Vekili İsmail Aktaş'ı kürsüye davet ediyoruz. Değerli Belediye Başkan Vekilim, İki dönemdir meclis üyemiz olan İlyas kardeşim, değerli başkanlar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, 2019'un sıcak geçen bugünlerinde burada açılmış olan bu müessesenin İstanbul'umuza, turizmimize hayırlı olacağını diliyorum. Çok uzatmamak için de müessesenin herkes için,
dünya kenti İstanbul'un, İstanbul'u temsil eden Beylikdüzü'nün son dönemdeki damga vurduğu bu marka ilçenin tüm dünyaya açılan kapısı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sağ olun. Ve son olarak Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Müslüm Akünleri kürsüye davet ediyorum. Değerli meclisiyat, çok değerli başkanlarım, katılımcılarım, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalır'ın bugün bu açılışı yapması gerekiyor, o yapacaktı. Bir cenaze nedeniyle yakınını kaybetti, buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Trabzon'da kendisi, kendisi olmadığı için de bu görevi bize tevredildi. Bize kısmet oldu. İnşallah bizim de ayarımız uğurlu gelir diyoruz. Hakkımızda olur inşallah. Değil mi? Ülkemizde turizm biliyorsunuz akla damarlardan en önde gelenden bir tanesi. Turizm ülkeyi ayakta tutuyor. Tabii ki bu arada hepimize iş düşüyor, hepimize görev düşüyor. İlçelerdeki belediye başkanlarına çok görev düşüyor. Büyük şehirlere çok görev düşüyor. Sayın buradan seslenmek istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na gerçekten büyük görev düşüyor. Buradan kendisine de huzurlarınızda bir alkış almak isterim. Gerçekten çok değerli başkanımız. Ve kendisinin de her zaman söylediği konuştuğu turizme çok önemseyen bir yapısı o da var. Ben inanıyorum ki Mehmet Murat Çalık da bu Beylikdüzü'nde çok güzel işler yapacak. Buna da inanıyoruz. Beylikdüzü'nde 39 ilçede ben öyle diyorum Meryem de, sizler de aynı şeyi düşünürsünüz. Birinci olacaktır. Zaten önde gidiyor ama inşallah bundan sonra da daha iyi olacak Büyükşehir'le beraber birleştiği sürede. Zaten başladı, yatırımlarımız da devam ediyor. Ben burada çok sözü de uzatmak istemiyorum. Allah hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın diyorum, mahcup etmesin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi değerli katılımcılar, tabii ki İstanbul dünyanın kültür başkenti. Hani Napolyon'un bir sözü var, diyor ki dünya bir devlet olsa İstanbul başkentidir diye. Biz de tabii yeni gelişen bu İstanbul'un incisi olan Beylikdüzü'müzde gerçekten geçmiş belediye başkanlarımız, şu andaki belediye başkanlarımız hizmeti kim yaparsa yapsın. Bizim partiyle hiçbir parti gözetmeden hizmeti yapanın yanında olan bir şeyiz. Aynı zamanda ben İstanbul Sanayici İş Adamlar Derneği olarak da özellikle üyelerimizin birçoğu Beylikdüzü Beysan'da, Beylikdüzü Sanayisilerinde çok üyelerimiz var. Ben belediyemizin bu konuda çalışmalarını beğeniyorum. Sayın Başkanımız da Murat Bey de yakinen seçim programına giden bir kardeşinizin. İnşallah diyorum ki yani belediye tabii ki yapacağı işler var. Sanayicinin önünü açması lazım. Bir gün şu anda en büyük iş adamlarımızın diyalog kurduğu kurumlar belediyelerdir. Çünkü o ilçe İstanbul gelecek, o ilçeye yatırım gelecek. Belediyeler öncelik yapması lazım. Bu konuda da Beylikdüzü Belediye'mizin, özellikle de diğer belediyelerimizin de bu konuda yatırımı açık olmalarını tavsiye ediyorum ben. Saygılar sunuyorum. Şimdi efendim açılışımıza takdim edelim arkadaşlarımıza. Sayın Başkanım, buyurun açılışımızı yapalım. Amin. Ya Rabbi açılan bu müessesenin insanlara, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını nasip eyle. Amin. Hepimize bol bol rızıklar nasip eyle. Amin. Allah rızası için bu mekanın daha iyi hizmet vermesi için El Fatiha.